Değerli izleyenler, kaynak olarak Eylem Mat Hoca'ya ait tepe açısı 36 derece olan ikizkenar üçgende açı yorumuna değineceğim. Görselde ABD üçgeni tepe açısı 48 derece olan yine bir ikizkenar üçgendir. Bu şartlarda alfayı bulmaya çalışacağız. Farklı çizimlerden birisi şöyle yapılabilir. ABD üçgeninin tamamen eşini çiziyorum. Tepe noktası B olacak şekilde. Bu bir taslak çizimdir. Şöyle bir taslak çizim gerçekleştirdim. Buraya K ismini vereyim. Yaptığım işi isimlendireceğim. Ne yaptık? İşte ABC üçgenine eş olacak şekilde şuraya yazmaya çalışıyorum. ABC üçgenine eş KB, KC, B üçgeni çizdik. Bunlar eş oldular. Peki o zaman eş kenarları biz sembolle göstermişiz. Yine burada sembolle göstermeye çalışalım. Verilen ilkel üçgende AB tabandı. Burada yeni taban artık KC olmuştur. Açı dağılımına girdiğimiz takdirde burası artık 36, tepe açısı 36 oldu. 72'nin parçalarından biri yine 36 oldu. Kısacası K'yı A'ya birleştirerek burada biz ikizkenar yamuk elde etmiş oluyoruz. K'yı A'ya birleştirdim. Burada bu bir ikizkenar yamuk. Dolayısıyla kirişler dörtgenidir. Açı dağılımına girecek olursak KCA açısı 36 derece. Normal şartlarda şuradaki tepe açısı 36 dereceydi. Tabanda şurada yine 72 var. Bunları görebiliyoruz. Bu kirişler dörtgenindeki açı bilgilerinden AKB açısı işte aynı kirişi AB'yi gördüğünden dolayı burası da 36 derece. Ya da içsel saçlardan da söyleyebiliriz bunu. Peki buradan şimdi neler görebiliriz? Eş uzunlukları sembolize ettiğimiz takdirde şuradaki K, A, C açısı da açı bilgilerinden 36 derece olacaktır. Eş uzunluklardan meydana gelen özel durumları görmeye çalışalım. AK artık KC'ye eşit. Bu bir taslak çizim. Peki AK ile AD de eşit olduğundan dolayı şurada 36 ve 24'ün toplamı 60 yapar. Tepe açısı 60 derece olan İkizkenar üçgen artık eşkenar üçgen olacağından dolayı K'yı D'ye birleştirerek burada bir eşkenar üçgen meydana gelmiştir. Eşkenar üçgendeki açı dağılımına gelecek olursak şurada 60 var. 36'yı 60'a 24 tamamlar. Burası 24 olmuştur. 72'nin 24'ünü kullandık. Buraya düşen açı miktarı 48 olmuştur. Peki burada görseldeki üçgenleri karşılaştıracak olursak artık burada mevcut çizimlerden sonra ABD üçgeni ile KCD üçgenleri kenar açı kenardan eş olmuşlardır. Peki eş üçgenlerin artık karşılıklı tüm elemanları eşit olacağından dolayı ilk verilen ABD üçgeninde taban açılar 66 idi. Dolayısıyla buradaki 36 ile alfanın toplamı da 66 olacaktır. Buradan alfayı 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Bu bir tercih. Bu bir çözüm. Hocam ben bunu göremezdim, çizemezdim diyenler için başka bir çözüm üretmeye çalışayım. Çünkü elimizdeki üçgen 36, 72, 72 üçgeni rahat hareket edebileceğiniz bir üçgen. Bir başka çözümü de şöyle yapabilirim. B noktasından bir açıortay çiziyorum. Burayı işte 36-36 ayıracak şekilde bir açıortay çizdim. A'dan da bu açıortaya kesen çiziyorum. Maksadım taban açıları 36 olan bir x kenar üçgen kurabilmek. Buraya K noktası dedim. Yaptığım iş neymiş? İşte 36-36 taban açılı bir x kenar üçgen kurdum. İlk iş olarak bunu yaptım. Buraya 36 yazdım. Eş kenarları yine sembolize ediyorum. Peki ABK üçgeninde tepe açısını yazmaya çalışırsak 36, 36, 72 tamamı 108 olması lazım. Burada 48, 24, 72 var. Buraya bir 36 daha gelecektir. Şimdi de biz sorunun aslında ACB açısını 36 derece olarak biliyoruz. Bu 36'lar yani şurada göstermiş olduğum CD ve KD'deki 36'lar aynı kirişi gördüğünden dolayı bu kez de yine
K'yı C'ye birleştirerek oradaki kirişler dörtgenini söyleyebiliriz, görebiliriz. K'yı C'ye birleştir. Bu bir taslak çizimdir. Demek ki 36'lar AB kirişini gördüğünden dolayı bu bir kirişler dörtgenidir. Peki kirişler dörtgeni, buraya yazmaya çalışayım. C, K, A, B kirişler dörtgenidir. Peki kirişler dörtgeni olduğuna göre bu 36'nın, B'deki 36'nın gördüğü kiriş AK, o halde şuradaki C açısı da 36 derece olmalıdır. Buraya 36 yazdıktan sonra artık yine burada AKC üçgeni de x-ken üçgen olmuştur. Buraya da eşit sembolünü koyuyoruz. Ve yine 36 ve 24'ün toplamı şurada bakınız 60 yapmıştır. Biz K'yı D'ye birleştirerek orada bir eşkenar üçgen kuruyoruz. Belki hocam aynı kapıya çıkıyor diyebiliriz ama farklı bakışlar, farklı çizimler olsun diye böyle de yaparız. K'yı D'ye birleştirdik. Burada bir eşkenar üçgen meydana geldi. Bu eşkenar üçgendeki açı dağılımından 36'yı işte 60'a tamamlayan açı 24'tür. Şurada 60 var. Peki şuradaki K köşesindeki açı dağılımından gene buraya 48 derece gelecektir. Bu kez de yine CKD açısıyla düzeltiyorum. CKD üçgeni ile CKD üçgeni ile DAB üçgenleri eş üçgenlerdir. Bunlar eş üçgenlerdir. Dolayısıyla biz bu eş üçgenlerde taban açıların 66 olduğunu biliyoruz. O halde alfanın ölçüsünü yine 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Bir başka çözüm şöyle de yapılabilir. Hocam ben bunu çizemezdim diyen birisi için bir başka çözüm kurmaya çalışayım. Elimizde mevcut işte açılar var, uzunluklar var. Bu kez de şöyle bir çözüm çizim yapılabilir. Bir tabanı AD olan şurada bir eşkenar üçgen çizerek çözüme başlayabiliriz. Taslak bir çizim yapıyorum şuradan. Şöyle. Buraya K noktası diyeyim. Yaptığım işi söylüyorum. Önce ADK eşkenar üçgeni kurdum. Buradaki açı 60 oldu. Peki 24'ü 60'ta tamamlayan açı kaç derece olmuştur? 36 olmuştur. Bu kez de K'yı B'ye birleştirerek burada işte yine özel üçgen kurmak görmek istiyorum. K'yı B'ye birleştirdiğim takdirde bu defa da AKB üçgeni tepe açısı 108 derece olan bir ikizkenar üçgen olmuştur. Dolayısıyla tabanlara düşen açı dağılımı 36-36 olacaktır. Peki bu 36'ları gördüğümüzde, yazdığımızda artık K'daki 36 ile C'deki 36'lar aynı AB kirişini gördüklerinden dolayı bu kez yine biz CKAB'nin kirişler dörtgeni olduğunu bir kez de böyle görmüş olabiliriz. Onu da tamamlamaya çalışayım. Bir evvelki çözüme yine çıkıyor bu çözümümüz. O halde buradan da yine aynı mantık ve düşünceyle burası da artık AK kirişini gören aynı açılardan dolayı burası da 36 derece olmuştur. Burası da eşit olmuştur. Peki yine burada biz ADK'yı eşkenar üçgen kurmuştuk. Şuradaki 36'nın parçası 24'tü. Açı dağılımından buraya gene DKC açısına 48 gelecektir. Ve yine bu taradığım üçgenler eş olacaktır. Dilimizden anlamayanlar için onu biraz renklendirmeye çalışıyorum. Şu taradığım üçgenler eş olmuşlardır. Bu üçgenlerin eşliğinden yine biz alfayı bilmiş bulmuş oluruz. Alfa buradan 30 derece gelmiştir. Dileyen şeklin yine sağ tarafında da çizimler yaparak başka çözümler de kurabilir, görebilir. Umarım anlatabilmişimdir. Gençler başarılar sizlere.